Şimdi. Tamam. 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 Şimdilik. Şunu geri koysak yarın kolay görüşecek. Ne abi? Şu kasa var ya, kasa getirsen. Kasaya bak bakayım. Altına mı koyacağım? Şuraya tamam ya abi. Tamam. Kepçeyi mi assak ya? İstersen bendeki kepçe bayağı büyük. Onunla alabiliriz evden. Aa, şunu böyle yapıyorum. Arkadaşlar arabayı çaktık. Daha bayağı tavana kadar boşluk var yani. Senin benim yiyen buna sığdıramadı onun şu işte. Ha buna mı? Ha buna sığdıramadı işte bak. Ha. O da arabada. Gerçi bu da yeter ya. Sanki balina mı tutacağız abi? Aynen. Sen yeter ki balığı al, ben köfçeyle suya girerim. Onu aşmaya gerek kalmaz belki dedim yani. Şunu koyuram. Aynen. İşte vallahi balık gelsin yeter ki suya atlarım yani. Ya neyimiz kaldı? Başka bir şey? Herhalde yok. Sobasına varıncaya yastığı, kadar aldım. Yastığın var mı? Küçük yastık alayım mı sana? Ben yastık alırım kendime. Alırsın? Alırım. Senin bir iki malzemem olur. Arkada sığacak yer var hiç zaten. Hiç önemli değil. Ne alırsan al. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar arabayı hazırladık. İnşallah sabah erkenden yola çıkacağız. Bakalım. Selvik'e gideceğiz. Nasip olursa. Bu hafta orayı deneyeceğiz. Hava biraz yağmurlu görünüyor ama en azından böyle ekipmanlarımız falan biraz daha iyi. Artık yağmur da yağsa böyle tenteyi çadırı kuracağız. Altında oturacağız. Önemli olan tabii biraz da balık yapması artık. Madem bu kadar işkence, zulüm çekiyoruz, biraz da balık yapsın istiyoruz. Bakalım, yani balık olmasa dahi en azından keyif almaya çalışacağız. İnşallah güzel bir kamp olur. Tekrar görüşürüz. O zaman şey yapalım, rakının yanına bir iki meze alalım. Yoğurt mort da alalım. Küçük yoğurt alayım ben. Yapacağız. Ya en fazla salata yapmaya işte bir tane iki tane yeter ya soğan. Değil mi? Arkadaşlar birazdan Selbükün'e doğru yola çıkacağız. Bazı market ihtiyaçlarımız vardı, onları almak için Zülfikar abiyle markete uğradık. Alışverişimizi tamamladıktan sonra yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi Selbükün'e doğru yola çıktık arkadaşlar. Bugün orada kalacağız. Yarın öğlen gibi döneceğiz. Yarın da akşam gibi zaten akşamüstü saatlerinde yağmur da görünüyor. Yağmura kalmadan öğle saatlerinde toplanıp döneceğiz. Bakalım çıktık yola. İnşallah güzel verimli bir kamp olur arkadaşlar. Nasıl balık alır mıyız abi? Alırız. İkimiz. Daha çok balık alırız. Balıkçıdan alırız ama. Balıkçıdan alırız evet. İki kutubet bir araya geldik bakalım. İnşallah balık tutarsak arkadaşlar. Temiz yer kuruyor. Sen tava mama getirdin değil mi? O direkt değil de. Tabi. Sen balığın da ben tavaya gerek yok. Çiğ yiyeceğim onu. Yeter ki gelsin. Ekim ayından beri balık tutamıyoruz ama. Buralarda çok güzel yerler var abi. Bak. Önümüze bak. Al işte. Oo, 10 numara ya. Geniş de bak burası. Al. Diğer yere göre daha geniş. Oh. Harika. Dümdüz valla. Arkadaşlar Selbükün'e geldik. Şöyle nehrin kıyısında düz güzel bir yer bulduk. Oturmak, çadır kurmak için çok ideal bir yer. Su seviyesi de bayağı yüksek. Kıyıya kadar gelmiş. Yer güzel. Makaralı olta atılabilir. Sazlık. Bakalım bir keşif yapıyoruz şu anda. Nasıl oralar? İyi mi? Bizim bu taraf daha iyi bak, komple sazlık abi. Burası daha mı geniş acaba? Çamur mu? Çimene dur. Bizim orası daha iyi bak, komple sazlık zaten. Değil mi? He. Oltana da yaklaşayım.
yapacağız? Hamur yapacağız da şu şeyler vardı ya bizim. Gaz yağları var. Nerede onun? Gaz yağı mı? Gaz yağı herkesi vardı. Karayolu içinde dedin ya sen. Anladın değil mi? Yer bulduk ya, bir böyle düz alan. Çok çok kalabalık değil de. Neredeyiz? Sonla baş dolu. Ortadayız. Ortadayız. Humuyu... En sonla en baş dolu. Ortadayız. Kum ocaklarının oradan girdik. Nehrin tam giriş yerinden hafif sola döndük. Orta kısma geldik. Sağımızla sağımız falan doluydu. Hemen böyle orta kısımdayız. Biraz daha dar. Geniş yerde değiliz de. Suya göre, suya girdin ya arabayla. Suya girdikten sonra sola döneceksin abi. En fazla 100 metre ilerideyiz. Ne diyor? O da yeni gelmiş. Yukarıdaymış. Hani girişte balıkçılar görür ya. Onun ön tarafındaymış hemen o balıkçılar. Arkadaşlar şöyle bir sazan hamuru yapıyoruz. Yarım kaldı. Bir Carflex'in böyle bir aromatik hamuru var. Hamur katkı maddesi yani daha doğrusu. Bir de yine Carflex Extra'nın böyle sazan, kızıl kanat, kadife ve tatlı su balıkları için ideal olan şöyle biraz daha sarımtırak renkli bir hamur katkı maddesi var. Bunları kovaya boşalttık. Bir de şimdi neydi abi, şu şuruk mu bu? Atraktör. Bir de şöyle bir atraktör kullanacağız arkadaşlar. Bunu bu kadar yeme ne kadar atıyorsun? Abi şey kadar at. Kapak kadar mı? Su bardağı. Su bardağı. Çay bardağı kadar döktüm. Çay bardağı kadar. Bunu da dökelim. Ne güzel kokuyor ya. Adam içisi geliyor değil mi? Valla. Aman. Şimdi değil mi? Şurubumuzu da kattık. Sağdaki adamlar yandan sağ tarafa yol gidiyor. Şimdi burası karıştıracağız. Hamur kıvamına getirip yaylara takacağız arkadaşlar. Yaylar buradaymış. Arkadaşlar hamurumuz oldu. Bu şekilde yaylara takacağız. Valla yemin ediyorum şey vardı ya. Pembo sakızlar vardı önceden böyle. Of. Hatırlıyor musun o pembo sakızı? Valla ne güzel kokuyor ya. Sakız kokuyor. Hakikaten lan. Anam yiyesi geliyor valla. Daha yok öyle balık. Tamam o kadar şey yapma. İyice yayın içine girsin. Tamam, götür bas şu onlara. Üçü de hazır. Havada güneşleniyor Yasin'im. Al 10 numara. Balık iştahım gelmeye başladı yemin ediyorum. Yine yemleriz. Yemleriz dedim. Yani biraz dur. Valla bunu da yakaladım. Burada gidiyorum. Tamam. Ne uğraştırıyor lan beni? Yardıma geldim işte. Böyle bir şey yapabiliyorsun da. Yok çadır da çadır ha. Öyle böyle değil. Daha bu yok, bu şeyi altı tamam mı? Kalite paçalardan aç. Bu alt taban da tabanı sermeyeceğim ya. Gel sen. Şu. Gel sen abi, şu şuran. Bakayım da usta. Usta. Hiçe çıkar. Vallahi hiçe çıkar. Arkadaşlar çadırımızı kurduk. Şöyle çadır çekeyim. Aynı zamanda sizlere tanıtayım. Zülfikar abinin gerçekten çok böyle bir kaliteli çadırı var. Onu getirdi bugün. Açtık. Prologic Selecta marka arkadaşlar. Zemin dümdüz harika.
İçinde arkadaşlar 4-5 kişi gayet rahat bir şekilde oturabilir. 2 ya da 3 kampetle de 3 kişi yatabilir. Genişliği güzel, ferah, tabanı yüksek. Portatif kurulumlu güzel bir çadır arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli, çok beğendim. 2 kişi yaklaşık 5 dakikada kurduk arkadaşlar. Hani tek başına zorlanabilirsin. Çünkü hacmen çok büyük. Ama 2 kişiyle çok rahat bir şekilde, kolay bir şekilde kurulabiliyor. Gerçekten çok kaliteli çadır, beğendim. Çadırın içi harika oldu ya. Ya çok sıcak ya. Çok sıcak yalnız. Arkadaş, arkadaş ama ceren yapar. İyi ya, şimdi zaten 1-2 saat sonra güneş gitsin. Şuraları da açabiliriz. Önü aç, komple aç, açabiliriz. Aç. 1-2 saat sonra güneş gitsin zaten kaşığa geri ararız. Şimdi bak bu güneş çıktı diye. Biraz da çalıştık ya. Ondan sıcakladık biraz, terledik. Arkadaşlar çadırın içi efsane. 10 numara dümdüz böyle çimlik bir alan. Çadırımızı kurduk. Oltaları da böyle önümüzde izliyoruz. Şurada bir çay demleyelim dedik artık. Yani çay hak ettik. Çay hak ettik abi, çok çalıştık. Büyük bardak zaten. Küçük bardak nasıl ben bardak? Ben şunları yıkadım ikimize. Öyle mi? He, tamam, kutlu. Kendin bilirsin. Her türlü bardak var biliyorsun, rakı bardağına kadar. Kül tablası getirmedin değil mi? Kül tablası arabada, arada. Şey, arada var ya, yok ya. Kül tablası işte. Yerlere atmayalım da ismartta. Aynen. Yatacağız abi burada. Güneş alıyorduk. Babaya bak. Vallahi hava çok güzel ya. Ocak ayında kısa konu. Vallahi. Gençlik böyle bir şey. Yok abi, sıcak ya. Gençlikten değil. Hakikaten sıcak. Bağlayamıyorum. Yok, ben şöyle bağlıyorum abi. Şöyle bir halka yapıyorum önce. Şöyle. Tamam. Tamam. Ucunu bırakıyorum. Yani mantık yine aynı. Tamam. Şunu şöyle. Şöyle yapıyorum. Ondan sonra böyle koyuyorum üstüne. Onu ben yapamıyorum işte. O da çok kolay. O da çok kolay. Basit. Aynen, o daha kolay. Onun karanlıkta bile bağlıyorsun seninkini. Aynen. Tabii biraz daha ince bir mesela kullansaydık daha iyi. Yeter yeter, çok sarmana gerek yok. Arkadaşlar dedim şu 7 metrelik sopayı atmadan, abi dedim şuradan bir solucan molucan bir yerlere eşeleyelim dedim, bakalım dedim. Çok zar ya burada dedi, yok, yani solucan ne dedi. Doğru demedi dedi, yok dedim direkt. Direkt yok dedi. Ben de gittim şu arkaya bir tane karton vardı, kaldırdım içi bungır bungır solucan kaydı. Ben, aha rüzgardan herhalde, rüzgardan. Şuraya çektim. Buradan direkt böyle eğilirse koşar alırız. Eğilirse? Sopaya avans vermemek lazım. Önce görmemiz lazım. Ta oraya koşmayalım. Derinlik böyle iyi mi? İyi de. Daha doğru atarsan bak. Aynen. Aynen. Yok daha bir şey üstünde. Yok daha ya. Şerefsiz bir şey üstünde. Oraya attın değil mi? Oraya attın değil mi? Şuraya. Sağ doğru. Çek geçelim. Peki. Vallahi veriyor satır. O zaman uzağa atmıyoruz. Şuraya önüme atıyoruz. Şuraya. Aynen aynen. Arkadaşlar bir tanesine iki tane kanca var. Mantarın altında küçük kanca. Şimdi balığı taktırsak birine tırtıl gibi kurt, bir kurtçuk taktım. Diğerine solucan taktım arkadaşlar. Gümüş de olabilir yalnız ha. Solucan olabilir. Ya gümüş de olabilir. Dargın da olabilir. Yok, İsrail olsa da bu zamana çoktan götürdü. Bu vuruyor sadece gümüş. Kemiriyor. Aynen. Hatta kemirdi bile. İkisi bile. Çok şerefsiz ya. Biz şey yapalım abi. Bir fresh de takarız. Solucan da takarız da şey yapalım en son. Şu gümüşünü açalım desem. Aynen. Sıcak olsun abi. Kışlık örtüsü yok yani. Su geçirmez ama kışlık örtüsü yok. Mavi çadırı geçirelim üstüne. Su bidonlarını falan koyalım sağına sonra. Sıcacık oturmak varken niye orada boşta dursun? Ama yani bak onlar yakınca göreceksin içeriği. Ne kadar da havada şey yani ince de olsa abi mayık sıcaklık veriyor ya. Çok fark ediyor. Neden? İçeride yanan her şey
Bir de böyle üstüne çaydanı koydun muydu? Tamam işte olay gidiyor. Şunu bu arada biraz sıkıralım. Aynen. Ne var? Kıpırlama diye. Bana İtalya'dan bir arkadaş yer gönderdi diyor. Değişik bir yem abi, çok güzel iş yapıyor dedi. Göndereceğim sana dedi. Gönderdi mi? Gönderdi. Nerede hani? Çekme gösterdi, çalıyor. O ne lan? Allah Allah. Akar da dedi, çok güzel iş yapar dedi bunlar dedi. Bak şöyle lastikli şeyle sarıyor bunu. Şöyle abi. İkisini böyle lastik, incecik lastikli sarıyor. Sadece kancayı ortadan geçiriyorsun. Alabalık yiyeyim abi bu? Galiba. Direkt alabalık yiyeyim. Valla. İlginç. Arkadaşlar, Kütahya'dan Ekrem abi şöyle bir yem gönderdi. Akarsularda kullanılan yemlerden. Alabalık yemi gibi böyle küçük böyle lastik misine gibi bir şey var arkadaşlar. Onunla ikisini böyle sarıyor. Ortasından da kancayı geçiriyorsun ve o şekilde oltayı atıyorsun. Bakalım şimdi onlardan deneyeceğiz. Ekrem abi inşallah bakalım verimli olursa daha bana yapar yollarsın ha, ona bak, ona göre şimdiden vallahi söyleyeyim. Bunu yapmaya adam lazımlar. Valla bu çok emek istiyor yalnız. Emek abi, istiyor baksana, yani adam bunu atmaya kıyamaz la. Valla. Çok enteresan. Helal Ekrem abi eline sağlık, çok teşekkür ederiz. Bir deneyelim bakalım vallahi şimdi. Valla helal olsun, bir tane daha vardı şuna. Her sakız pusuna koymuş. Zaten baya gider çok güzel. Çok güzel. Deneyelim bakalım. Bir sana selam göndermiş. Erdal Güncan diye. Aleyküm selam. Zülfikar babaya selam demiş. Bizden de selamlar arkadaşlar. Zülfikar abi şu an köfte yapıyor bize. Çadırın içinde oturuyoruz. Açlığı olan varsa gelsin. Karnı çıkan varsa gelsin arkadaşlar. Tamam. Abi sudan, Sakarya Nehri'nden köfte çıktı. Yani bizim oturanda nasibimize köfte varmış. Köfte takıldı. Yapacak bir şey yok. Balık yok, köfte var. Misal umduğun diye bulduğunu yermiş, biz de bunu yiyeceğiz. Selamlar arkadaşlar. Hangi bölgede hangi boncuğa vurdun diyor. Burada kırmızı boncuğa vuruyor, bir yanımızda sarı boncuğa vuruyor. Onun bir yanında yeşile vuruyor mesela. Şurada nohuda vuruyor, nohut içiyor, nohut diyor. Fındık içiyor. Fındık içiyor, fındık içiyor, evet. Kere abi bulaşıkları yıkıyor arkadaşlar. Yemeğimizi pişir diye bulaşığımızı da yıkıyor. Çayımızı da demlerse. Sağ olsun bakıyor bize ya. Şimdi misafirsin ya, onun için ayağın alasın diye yapıyor yavrum. Abi salatayı ben yaptım, hiç söylemiyor. Ya bırak bir işler ya. Sana tabii ki çay doldurdum. Tabii ikisinden. Eyvallah abi. Teşekkürler. Şöyle. Arkadaş tavşan tutmuş gelmiş de onun kanını aldık işte buraya kattık. Tam tavşan kanı olmuş şeyler, doğru. Bir tane yanımıza gümüşçü arkadaş geldi ya. Gümüşlerin efendisi. İnternet çekme dedin ya. Hı. Telefonu bir yeniden başlatsana. Başlatayım. Mehmet, gümüşü tuttun sonunda ha? Bacım, buranın trofesini tuttum. En büyük bu. En büyük bu, başka büyük yok.
Evet arkadaşlar, beklemeye oturmaya devam. Saat kaç oldu? Balık bahane, oturmak şahane. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Hava bayağı kapattı. Yağmur yağacak gibi duruyor böyle sanki. Şuralar komple kapanmış abi. Yağmasa bari. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar saat 3'ü çeyrek geçiyor. Hala oltalarda bir hareketlilik yok. Bir vuruş alamadık. Yer çok güzel. Ama balık yapmıyor. Şu hamuru... benim gittiğim zaten hiçbir yer balık yapmıyor arkadaşlar. Hamurları çekelim, yeniden de kapatalım. Oltaların hepsini yenilesek aslında küspürler yerimiştir. Hakikaten hepsini çekelim şimdi, üşenmeyelim. Çayı içtikten sonra. Çayı içelim, ondan sonra hepsini şöyle küspelerini bir değiştirelim. Bir daha atalım. Allah'ım yarabbim, şunlar kıyamam ben size. Yok da olsa keşke. Ne o, balık mı? He. Balık yok ya. Yok yok, hiç. Yer çok güzel ama bir de balık olsa işte. Ya pek güzel olacak da balık yok. Kızıldamlar'da adamın biz de yan yanayız. Attığını tutuyor, attığını getiriyor, attığını getiriyor. Ay ondan bir anda arabada öyle bakıyorum. Kızıyorum arabada, sinir oluyorum. Yan yanayız bir de. Adam ne demiş, vallahi demiş yenge çok kızdı demiş, öyle bize bakıyor demiş. Ha bir dene tutabilseniz biz, nasıl tuttular, nasıl yaptılar, nasıl bir sürü balığı aldılar gittiler. Yapma ha ya. Bir dene tutsaydık ya biz. Tutamadın. Akşam olacak, tutamadık. Sinir oldum. Balık yok, ördek var. Bir numara büyük kurşun taktık. Bir fırlattık. Tam karşı kıyıdaymış da Ryan kafasına düştü. Kancı da takıldı. Aldık geldik. Evet. İşte yeşil. Yeşil başlı gövel ördek. Çok güzel şeylik. Şimdi top. Bak. Yaşa. Yaşa mı? Şunu gösterdi ya. Vay be. 3 tane oluyor en büyüklerinde şurada. Dur bakayım yiyelim. Vay anasına be. O boy yeğenim benim ha. Adamsın. Yapıştır. Hadi be oğlum. Hadi be. Al götür be. Küçük balıklar kemiriyor. Yeme. Öyle mi?
Çantayı gören acıda odadan turistin kalkıp gitmesine fırsat verdi. Diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar. Arkadaşlar, ateş başında oturuyorduk az önce. Akşam saat 8 oldu şu anda. Çadırımıza girdik, rakımızı açtık. Oltalarda maalesef bir hareketlilik yok. Ama bizim keyfimiz yerinde. Yo, hiç de yerinde değil. Bakın benim halime baksana. Düşünen adam... Balık yok, moral mi bozuk? Moral çok bozuk. Maçın, bak arkadaşlar, maçın 88. dakikası hala gol yok. Hala gol yok yani ama... Nasıl maç anlamıyorum ben abi, yani. Gece yapabilir ama. Lan, oğlum bir sahaya topu mu atmayı unutmuyorsa lan? Onun için mi gol olmuyor? Arkadaşlar sağlığınıza afiyet olsun. Afiyet olsun. Yapacak bir şey yok. İşeceğiz kanka. Çok moralim bozuldu. İşeceğim hemen sabaha kadar. Daha saat 8 ya. Erken yapabilir. Hüseyin Köşker. Kardeşim, turna sezonu haftaya bitiyor. İnşallah yaza seni Ankara'ya turnuvana beklerim. İnşallah. Gökhan Bayram, rastgele afiyet olsun. Neredesin? Selbükü'ndeyiz kardeşim. Sakarya Nehri'nin uzantısı. Selbükü köyündeyiz. Bilecik'te. Oltalarımızı attık, bekliyoruz. Ertan Ertaş, yahu giden gitsin. Siz bakın keyfinizde. Yarısını şifa olsun. Eyvallah. Teşekkürler. Zaten öyle yapıyoruz. Zaten öyle yapıyoruz ya. Mustafa Demir, Kızıldamlar mı yine Yasin abi? Yok, Kızıldamlar değil bu sefer. Kızıldamlar'da finali yaptık, ondan sonra bir daha gitmedik zaten. Ondan sonra bir Musa Özü yaptık. Orada yiyeceğimiz soğuğu yedik, Musa Özü'nün de temel üstüne tuz biber oldu de. Ondan sonra Musa Özü yaptık, Musa Özü'nden sonra bir porsuk yaptık Zülfikar abiyle. Gaga restoranın orada, bu hafta da buradayız. Kızıldamlar'da artık finali yaptık arkadaşlar. Ali Ayar, selamun aleyküm reis yazmış. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Mustafa Zengin, soğuk mu hava? Çok soğuk sayılmaz ya. Tabii belli bir soğukluk var ama böyle aman aman bir ayaz yok. Buranın iklimi biraz yumuşak. Şu an tabii gece bir, gece soğuğu var ama bir 10 dereceye yakın arkadaşlar. Çadırın içi iyi. Vallahi iyi. Daha sen şeyi, sobayı bile yakmadın. Yok, yatağı yorganı serer mi? Yakar yatarız. Piker 412. Rakı oldu. Mekanda soğuk olmaz. Aynen. Yanıyor. Yanıyor. Selamlar Yasin. Afiyet olsun. Güzel abimiz de yanında. Şimdi açtım. Kaçırdığımız bir şey yoktur umarım. Vallahi hiçbir şey kaçırmadım. Biz de kaçırmadık. Hiçbir şey tık demezdim. Biz de kaçırmadık. Yani bir tane kaçırsaydık bari, o da yok. Aynen öyle. Bayram Tayrovo, selam Yasin abi. Solucan denedin mi sazana? Daha solucan at atmaz, gümüşler çöküyor, 2 dakikada tozunu çıkar diye yemin ediyor. Aynen öyle. Sami'cin, muhabbetiniz bol olsun, selamlar. Ahmet Çalışkan, rastgele Yasin abi, güzel bir yer, afiyet olsun size. Sami abi, Selbükü'nü fethettik. Selbükü'nü. Bayrağı diktik. Ayhan Kılıç, afiyet olsun, rastgele boş... Bol şanslar Yasin kardeş. Teşekkürler. Çok sağ olun. Zeynur Ayar. YouTube'dan izliyorum. Ses kısık. Görüntü de biraz bozuk usta. Bilgin olsun istedim. Biz de kırmızı içiyoruz. Şarabın orta direği Keşan'dan selam. Of. Ya, olsa da biz de içtik. Ses konusunu arkadaşlar, yani bilmiyorum çok mu uzak diyeceğim ama hemen dibimizde kamera. Ya şu an cep telefonundan zaten yayın yapıyoruz. Al işte, o da gitti. Yep. Cem Kandemir, bu format gayet başarılı oldu vallahi. Hangi format ya Cem Kandemir? Hamza Çakar. Hava güzel, basınç da düşük. Nasıl balık yapmaz bu havada abi ya? Vallahi yapmıyor. Artık bu havalarım gitti yine. Rezil kepaz ol. Rezil kepaz ol. Arkadaşlar, kusura bakmayın, telefonu bir türlü sabit tutamıyoruz. Bir şekilde yere düşüyor bir şeyler falan.
Sami'cin, Zülfikar abi haftaya çifteler Sakarı başındayız, beklerim. Sami abi yazmış. Vallahi orası yapıyormuş ama. Sati Karagöl, muhabbetiniz bol olsun. Eyvallah, teşekkürler. Alparslan Ballar, usta şapkan güzelmiş. Kimin? Benim şapkam mı? Seninki. Zülfikar abinin. Şapkası çıkmam abi. Seni şapka. Teşekkürler. Ali Başta, Kayseri'den selamlar. Yasin kardeşim, küspe altına solucan iyi gider rastgele. Vallahi aynısını denedik arkadaşlar. Küspe var, altında solucan var, boncuk var. Hepsini denedik ama şu an bir hareket yok. Mustafa Demir, abi sana nasıl ulaşacağım? Bende Face, Instagram falan yok. Sana nasıl ulaşacağım abi? YouTube'dan yorumlar kısmına telefon numaranı yaz. Mustafa, YouTube'dan yorumlar kısmına artık telefonun yaz, ben seni arayayım. Ya da bir Instagram falan yükle bir kardeşim, yani değil mi? Bir hesap al kendine, Instagram en azından. Yani 60 yaşında oradan iletişime geçeriz. Benim gibi bir adamın bile her şeysi var. Instagram, Face. Mustafa Demir Sakarya'dan TikTok. Selam demiş. Eyvallah. Mustafa Demir, aleykümselam Sakarya'dan. Eyvallah. Mustafa Demir, bu yaz Çerkeşli'yi alt üst ettim abi. Allah Allah, Çerkeşli balık yapmış bak. Dediler ya, yapıyor diye. De işte metraj falan sıkıntı orada. Cem Kandemir, öncelikle Zülfikar abi faktörü renk katıyor ortama, tartışmasız. Eyvallah kardeşim. Abi Zülfikar abi hakikaten, aynen katılıyorum yani. O yüzden birlikte balığa gidiyoruz. Böyle camları var. Cam yandıktan sonra bir cam lüksler var ya. Hı hı. Lüks gibi ısı diyor. Aynen. Onun ısısı daha farklı. İşte o dediğim Bursalı arkadaşlarını Barbaros vermişti zaten. O sistemi koymuşlar. Koca çadır, yemin ediyorum. Garda kışta otur içinde, hiçbir şey yok. Arkadaşlar bir, gaz yağı sobası. Çok kullanışlı bir soba. Dün gerçi çadırda hiç yaktım, üşümedik. Yakmadık ama. Geri söndürmek zorunda kaldık. Aynen. Kullanmadık. Çadırın içi iyiydi. Hava. Sen bunun fitilini, gaz yağını falan kolay bulabiliyor musun piyasada? Satılıyor mu? Var. Sıkıntı yok. Öyle olduktan sonra tüpü müpü hakikaten hiç gerek yok ya. Çayını yemeni... Senin kayıp sigarayı buldun mu lan? Neden koydum oraya? Ne koydum? Allah seni canına aldı. Ben de seviniyordum cihara buldum diye. Ya hakikaten hiç tüp müp de getirmene gerek yok ha. Yok, bunu hem soba olarak kullan, aynen, hem böyle aygaz gibi ya. Kullan. Yemeğini yap, çayını demle. Kış geldiği zaman... Çadıra sok, ısıt. Aygaz işini bitiriyorsun kışı. Direkt ona devam. Çayımızı da demleyelim. Vallahi var ya, bir kayna diyor. Keşke yani, isterdim ki soğuk olsun da onu da gördüm. Aygaz ne olur lan? Abi. Aygazın açıkken 5 dakikada kaynattığını o 3 dakikada kaynatıyor. Anladın mı? Fark atıyor. Aynen. Ya ileride yine böyle üşüyeceğimiz kamp illaki olur. O zaman denersin. Adama zoraki şey içiriyor. Çay içiriyor o. Şimdi sürekli aygaz şey üstünde koyuyorsun. Çaydanı. Çaydan üstüne koyduğunda sürekli kaynıyor çay. Ha bir bakayım, çay kaynamış. Hadi demle ya. İki tane beşlik bidon koyuyorsun, sabaha kadar işte bitiyor. Karnımızı doyuralım da hiç sıkıntı yok. Sabah böyle kalkar kalkmaz hemen kahvaltı aramıyorum da. Ya sen insan kendi... Sana eşlik edeceğim. Hayır, kendi olduğu zaman zaten aramıyor da. Çağdaş ya. Oradaki mi diyor? Abi Cumhuriyet'in sucuğu var diyor. O da güzel diyor yani. Kuller mi ne var ya sen? Hmm. O çok gelir buraya. Mesaj yapmış bana. Bu kırmızı arabanın o buradan almışlar bir tane. Üç olsa oraya yapmışlar. Buraya atmamış. Çok oraya götürmüş, atmış. Bir tane oradan almış. İki dolu. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Birazdan şöyle çayımızı, çorbamızı içelim. Bundan sonra ufaktan toplanmaya başlayacağız. Bir tane bar alırsak şöyle 2-3 kiloluk. Vallahi alsak en azından ya. Heyecanlı olurdu. Olmaz mı?
8 oltamız var, bir tanesine çarpan balık yok. Aynen, bir de sop şey var. Sopayla birlikte 8 işte. Ha. Benim de kampın birine gittim, aceleyle çıktıydım. Hava kararmadan su kenarında olayım diye her şeyi aldım. Aynı böyle bir çantam var içinde, tabak, çanak, hepsi için. Allah seni ondan uyuyak almıştın. Onu unuttum abi. Rakı içeceğim, bardak yok. Yan tarafta bir işte tanıştık, kanalda takip ediyorlarmış. Ben dedi de vallahi dedi bir şey var, plastik bardak var dedi. Şimdi düşündüm düşündüm, başka da hiçbir şey yok dedim, ver bari bu onları. Anladım. Plastik bardakla rakı iç dedim. Olmamaktansa. Valla. Ya da direkt abi çözüm karavan. Karavan olacak bütün malzemeler yani içinde. O zaman şimdi çekmeceler içine köpükler yok mu? Balık köpükler. Onları bardağa göre oyuyorsun. Aynen. Bardaklar içine. Evet. Yani riskliyelere girmeyeceksin ama her yere girer abi. Kızılamlara sen genellikle kızılamlara gittiğin için sıkıntı olmaz. Kızılamlara iner mi o minibüsler? İner abi, sıkıntı yok. Ben transporterla her yere iniyorum. Transporter demek biraz daha büyük Peugeot minibüs. Transporterla. Ben sana bir ilanı uzun şase diyorsun sen. Uzun şase Peugeot'lar var. Uzun da değil de orta ya işte. Benim transporter kısa şasiydi. Göndereyim sana. Eski böyle dolmuş malmış yapılan Peugeot minibüsler. Aynen. 68 bin liraya var bir tane. Hani motoru yürüyene lastikleri sorunsuz kullanılır çünkü içini çok güzel yapmış. 4 kişilik yatak var. 2 liranza işte var. Öyle... Oturma grubu yatağa dönüşüyor. 2 kişilik yatak oluyor. İçinde mutfağı, şu su, bu su hepsi var. Banyosu falan yok değil mi? Ya, mutfak olsun, buzdolabı olsun. Senin dediğin gibi bir grup olsun. Oturma grubu, araya masa, tamam. Yaşam alanı geniş yetti. Olacak, şöyle oturacaksın, 4 kişi oturacaksın. Hava kötü mü? Gir abi, onu aç işte. Ve bostoyu, otur. Burada balık var abi. Adam var. Ha? Adamsın lan. Gördüğünüz var ya, bizimle karışmış ya, başka yanındakilerle herhalde. Öyle mi? Bayağı gezdirmiş. O gezdirmiş, ziller tökülüm ya. Helal olsun lan, gider ayak tuttum balığı yine. Turuncu boncuğa gelmiş. Niye? Hayda. Başımıza gelene bak. Arkadaşlar yavaş yavaş toplanıyorduk. Oltaları çekelim dedik. Çadır falan katlayıp koymuştuk. Oltayı çekerken bir tane İsrail sazarı denk geldi. Dünden beri oltaya gelmeyen balık. Şimdi tam toplanırken geldi. Salıyorum ben bunu. Sal abi. Arkadaşlar oltalar karışmıştı. Çözelim derken topluyoruz. Toplarken de bir yandan boyuna balık geliyor. Yine bir İsrail gelmiş küçük. Vay anasını arkadaş ya. Dedin ya o tarafa giderse takılır. Aynen. Balık oraya götürmüş abi, taktırmış ya. Kütüye müteye bir yere sardırmış. Ucunda hala balık var ama. Tıkırtattırıyor. Tıkırtattırıyor. Nerede? Yakına mı geldi takıldı? Uzaktan mı? Yakında sayılır artık ya. Neredeyse. Ağacı kırıp geldi. Arkadaşlar malzemelerimizi topladık. Yola çıkacağız ama öncesinde bir mıntıka yapacağız. Etraf çok kötü. Bizden önce de bayağı çöpünü bırakanlar gidenler olmuş. Yemezler diyor. Şu arabadan ben bir iki poşet de alayım abi. Burada ne varsa hepsini toplayalım. Arkadaşlar tası tarağı topladık, dönüyoruz. Gider ayak 4 tane
Bu hafta da balık vardı arkadaşlar. İki tanesi İsrail sazanı. Onları aldık. Diğer ikisi de yerli sazandı. Ta suyun aşağısına kadar götürmüş. Sonradan fark ettik. Onları alamadık. Mesineleri koparttık arkadaşlar. Abi buraya da olta atılır ya. Şu sol tarafımızda arkadaşlar, yani Sakarya Nehri'nin sol tarafında böyle küçük gölcükler var. Bayağı da güzel görünüyor. Sen şimdi o göle doğru mu götürüyorsun bizi? Buralarda kalmayalım. Alacak yer yok. Dün hani her yeri kulaşan ettik ya. Yardadık buralarda. Ama ralli oynuyordum. Datça'yla... O aynı, o da bunun aynısı. Motor bile aynı. Şöyle göstereyim ben de. Nerede ya, burada vurdu. Bak bak. Göle bak, göle. Bak koca göl, gördün mü? Vallahi. Buradan al. Bayağı böyle bir göl var burada ya. Bayağı doğal göl yani. Her taraf sazlık. Burada balık olmaz mı ya? Yaban ördekleri, su kuşları. Her şey var yani, hayat var. Sonuçta balık da olmaz mı? İlla ki vardır. Abi yer çok güzel yalnız. Hakikaten buraya olta atılır. Burada balık da vardır. Nasıl? Yosun var tabanda. O zaman askıda atacaksın ya. Yani önce bir bot gibi bir şeyle girip bir kolaçan etmek lazım. Biz zemin etüdü yapacağız. Taban gözüküyorsa ya da yani ot yoksa orayı yemleyip duba bırakıp, bir tane oraya duba bırakıp direkt oraya çalışılabilir. Aynen. Yalnız Sakar'dan daha iyi bence. Bence de daha iyi. Burada var ya. Görüyorsun yani. Harbiden balık vardır yani. Olmaz mı ya? Sağda yosunlar gözüküyor birader. Gördün mü bak? Sağ tarafta. He. Aynen aynen. Bak buralar biraz... Çok ağırlı yani. Yosun dedim. O yosuna takıldı da gelince bokluk geliyor. Sıkıntı yok. Aynen. Ya bu tarafı biraz yosunluk. Diğer taraflar çok güzel. Açık abi ya. Aynen yani. Ortadan açıktır. Valla belki bir gün deneyebiliriz burayı arkadaşlar. Ya en azından şu gamış diplerden sopa, askı mantarlı şuralara sopa atılabilir. Aynen aynen. Yemleyeceksin, geri çekileceksin, kıyıda durmayacaksın. Ben sevdim valla. Böyle küçük doğal göller her zaman abi tehlikelidir yani. Merakın gitti mi? Gitti gitti. Geri gördüm en azından. Gördüm. Karavanla geldiğinde karavanı şuraya doğdursa. Şuraya yeşille. Dümdüz yer. Koltarına taksın, karavanın kenarına masayı korsun kapının dibine. Üstüne aynen. Bir şemsiye. Otur. Arkadaşlar, bir gün denenir burası. Aynen denenir. Sadece sopayla geleceksin ama. Tabii makaralı falan. Biraz. Makaralı falan biraz bilmiyorum. İçeriği görmeden makaralı tamam. Ya da mantarlı ya da, sistem yapacağım. Ya da benim botu getireceğiz, şişireceğiz, indireceğiz. Usta gireceğiz botla, gezeceğiz içini kürekle. Motorla gezemeyiz. Motora ot dolar. Dolar. Kalır oradan. Komple kolaçan edeceğiz. Bakacağız. Bak şurada şurası falan da var. Ben baktım temiz. Olta attık. Tabanda takılmıyor ama ileride otlar var, ona takılıyor sadece. He. Vallahi bir denemek lazım. Arkadaşlar ben bu arada arabayı sattım. Arabasızım. Sağ olsun Zülfikar abi beni evden alıyor, eve bırakıyor. Beni kiraladı. Ben gezdiriyorum arkadaşı. Sağ olsun gezdiriyor. Vallahi gidiyoruz. Aylık 10.000 TL'cik. Yo onun parasal ya karşılığı artı, yok yani. Benim için çok daha kıymetli abi. Artı yakıt. Artı yakıt. Sigara, yemek. KDV falan da koydum işte. Yok onlar. Kaçak yapıyoruz bir şey. Arkadaşlar şimdi böyle bir arabayı sattım. Bir yandan böyle transporter tarzı veyahut da bir minibüs veyahut da yere entegre karavan gibi böyle bir şeyler düşünüyorum. Eğer sizler de böyle denk gelirse bana haber verin. Duruma göre böyle temiz, iyi, güzel bir şey denk gelirse bakalım öyle minibüs gibi bir şeyler yapacağız. Allah'ın izniyle. Sizin de bilginiz olsun. Arkadaşlar dönerken biraz keşif yapalım dedik. Çok güzel yerler var. Zülfikar abiyle biraz oraları gezelim dedik. İlerleyen zamanlarda belki tekrar denenebilir değil mi abi? Güzel yerler var. Belki bakarsınız tekrar geliriz. Oraya benim botuna gelirsem eğer ya da oradan direkt dilimine atıp da sadece motorlu botuna balık basıncı alıp ortaya doğru çekersek oradan balık alırız. Yani öyle bir şey lazım zaten. Aynı sistem lazım. Arkadaşlar bir kampı da bu şekilde noktaladık. İlerleyen zamanlarda tekrar böyle havanın durumuna göre belki günübirlik olur balık olayı, belki kamp olur. Bakalım inşallah tekrar birlikte oluruz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.